3. sınıf matematik. Veri toplama ve değerlendirme. Çalışkan Okul'dan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda sizlerle 3. sınıf matematik veri toplama ve değerlendirme alıştırmalarını yapacağız. Yapacağımız bu etkinliği ok ile gösterilen bağlantıdan indirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Uçan balonları inceleyelim ve sayalım. Elde ettiğimiz verilere göre sıklık ve çetele tablosundaki noktalı yerleri dolduralım. İlk verilen tablonun sıklık tablosu olduğunu görüyorum. Öncelikle tablomuzun adını yazalım. Tablomuzun adı uçan balonların sıklık tablosu. Şimdi sıklık tablosunda çocuklar biliyoruz ki balonların sayısını rakamlarla yani sayılarla ifade edeceğiz. Mavi balonların sayısı dediği için mavi balonlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mavi balonumuz olduğu için mavi balonların sayısının olduğu kutucuğa 6 yazıyorum. Turuncu balonların sayısı. 1, 2, 3, 4. 4 tane turuncu balonum var. Pembe balonların sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembe balonların olduğu yere 6 yazıyorum. Yeşil balonların sayısı. 1, 2, 3. Yeşil balonların olduğu kutucuğa 3 yazıyorum. İkinci tablomuzun çetele tablosu olduğu verilmiş. Önce tablomuzun adına bakalım. Uçan balonların çetele tablosu. Mavi balonlarımızı ifade edeceğiz. Çetele tablosunda ifade ederken 4 tane dik çizgi çizip 5. çizgi yani 5. balon içinde yatay çizgi çizmeliyiz. Mavi balonların 6 tane olduğunu saymıştık. O zaman öncelikle 4 tane çizgimizi çekiyorum. 5. balon için yatay çiziyorum. Bu 5 balonu ifade eder. Oysa ki bizim balonlarımız 6 tane olduğu için dik çizgilerden bir tane daha yapıyorum. Turuncu balonların sayısı 4. O zaman sadece 4 tane dik çizgi yapıyorum. 5. balon olmadığı için üstünü çizmeme gerek yok. Pembe balonların sayısı 6. O zaman yine aynı şekilde 4 tane dik yapıyorum. 5. balonu ifade edecek şekilde üstünü çiziyorum. 5. 6 olabilmesi için o zaman bir tane daha dik çizgiye ihtiyacım var. Yeşil balonların sayısı 3'müş. O zaman sadece 3 tane dik çizgi yapıyorum. Sıklık tablosunu ve çetele tablosunu bu şekilde dolduruyoruz. İkinci etkinliğimiz. Selim'in çantasında 7 tane kalem, 6 tane ataş, 8 tane kitap vardır. Buna göre bir grafik oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Grafik adını oluşturalım önce. Selim'in çantasında bulunan eşyalar. Önce kalem. Kaç kalem olduğunu görüyoruz? 7. Kalem yazılı satıra 7 tane kalem simgesi ekliyorum. 4, 5, 6 ve 7. Ardından ataşın bulunduğu satır. 6 tane ataş olduğu için o satıra da 6 tane ataş yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kitap yazılı satıra da 8 tane kitap olduğu için 8 tane kitap resmi yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tablomuzu bu şekilde dolduruyoruz. Üçüncü etkinliğimiz. Aşağıdaki şekil grafiğinde Asya'nın bir haftada kaç sayfa kitap okuduğu verilmiştir? Soruları grafiğe göre cevaplayalım. Öncelikle grafiğimizi inceleyelim. Yatay eksende haftanın günleri yazılırmışken dikey eksende sayfa sayıları gösterilmiş ve not verilmiş. Her kitap şekli 2 sayfayı göstermektedir deniyor. Günlerimiz 7 tane olmak üzere yatay eksende belirtilmiş. Şimdi sorularımıza geçelim.
Grafiğimiz yine geldi. Aşağıdaki şekil grafiğinde Asya'nın bir haftada kaç sayfa kitap okuduğu verilmiştir? Soruları grafiğe göre cevaplayalım. İlk sorumuz. Hafta sonu okuduğu sayfa sayısı kaçtır? Öncelikle hafta sonu olan günlere bakalım. Cumartesi ve pazar. Cumartesi günü okuduğu kitap sayfa sayısına bakalım. Her bir şekil iki sayfayı gösterecek şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12 olduğunu görüyorum. Yani cumartesi günü okuduğu sayfa sayısı 12'dir. Pazar okuduğu sayfalara bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Pazar günü ise 10 sayfa okumuş. Hafta sonu dediği için cumartesi ve pazarı toplayalım. 12 artı 10. Hafta sonu için okuduğu sayfa sayısının 22 olduğunu buluyoruz. Hafta içi okuduğu sayfa sayısı kaçtır? Hemen hafta içi günlerdeki sayfa sayılarına bakalım. Pazartesiden başlayalım saymaya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Salıyı sayalım. 2, 4, 6. Çarşamba. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perşembeye bakalım. 2, 4, 6, 8. Ve cuma sadece 2. O zaman hepsini toplayalım. Pazartesi 14 artı salı 6 artı çarşamba 12 artı perşembe 8 artı cuma 2 olmak üzere bu 5 günlük zaman diliminde 14, 6 daha 20, 12, 8 daha 20. Dolayısıyla buradan 40 geldi. Toplam okuduğu sayfa sayısını 42 olarak buluyorum. Hafta içi okuduğu sayfa sayısı toplamda 42. Asya'nın okuduğu kitap kaç sayfadır? Hafta içi ve hafta sonu bulduğum o zaman kitap sayfalarını toplamalıyım. Hafta içi 42 sayfa okumuştu. Hafta sonu ise 22 sayfa okuduğunu biliyorum. 42 ile 22'yi topladığımızda 64 elde edeceğim. Dolayısıyla Asya'nın okuduğu kitabın 64 sayfa olduğunu söyleyebilirim. En az sayfayı hangi gün okumuştur? Sayfaların değerlerini yazmıştık zaten günlerin üzerine. En az 2 sayfa okuduğu cuma gününü görüyorum. O yüzden cevabımız cuma olarak yazılacaktır. En fazla sayfayı hangi gün okumuştur? En fazla sayfayı görüyorum ki 14 sayısıyla pazartesi günü okumuştur. Buraya pazartesi yazıyorum. Hangi günler aynı sayıda sayfa okumuştur? Aynı sayıdaki sayfaların 12 ile 12 sayısıyla benzer olduğunu gördüğüm günler çarşamba ve cumartesi günleri. Dolayısıyla cevabım çarşamba ve cumartesi olacaktır. Üçüncü etkinliğimizdeki sorularımızı bu şekilde cevapladık. Dördüncü etkinliğimiz. Bir tablo verilmiş ve bu tabloya göre boşlukları doldurmamız isteniyor. Tablomuz okul çantası içindeki eşyalar ve o eşyalara ait sayıları vermiş. Kalem 3 tane, kitap 4 tane, cetvel 2 tane, defter 4 tane ve ataşın 6 tane olduğunu görüyorum. Buna göre en çok bulunan eşya ataştır. 6 tanedir çünkü. Ataşlar kalemlerden nokta nokta fazladır. Ataşın sayısının 6, kalemin sayısının 3 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ataşlar kalemlerden 3 fazladır. En az bulunan eşya nokta noktadır. En az bulunan eşyanın
2 sayısıyla cetvel olduğunu görüyorum. 5. soru. Tabloya göre hangi eşyalar eşit sayıdadır? A. Kalem ve cetvel. B. Defter ve kitap. C. Ataş ve kitap. Tabloda önce aynı sayıları tespit edelim. 2 tane 4'üm var. Bu 4'ler kitap ve deftere ait. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği defter ve kitap olacaktır. 6. soru. Bir sınıf başkanlığı seçiminde Ali 11, Ayşe 9 ve Furkan 4 oy almıştır. Seçim sonuçları hangisinde çetele tablosunda doğru gösterilmiştir? Şimdi tabloları inceleyelim sırasıyla. Çetele tablosu olduğu için çizgilerle oluşturacağız tabloyu. O zaman Ali'nin oylarına bakalım. Ali'nin 11 oy aldığı söyleniyorsa Ali'nin burada A seçeneğinde bakın dik çizgilerden sadece 4 tane olduğunu görüyorum. Yani Ali'ye burada 4 oy vermiş. Oysaki Ali'nin 11 oyu olduğu için A seçeneği bizim için yanlış cevap. B seçeneğinde Ali'ye bakalım. Bakın dörtlü bir çizgi üzerine bir çizik attıysak bu 5 anlamına gelir. Ardından dörtlü bir çizgi bir çizik daha attıysak bu da 5 anlamına gelir. 5, 5 daha 10. 11 elde edecek şekilde bakın bir tane çizgi tek bırakılmış. Ama C seçeneğinde de yine aynı görüntünün olduğunu görüyorum. O zaman Ali için B ve C seçenekleri doğru olabilir. O zaman Ayşe'ye bakalım. Ayşe'nin 9 oy aldığını görüyorum. Baktığımızda B seçeneğinde Ayşe için önce 4 çizgi ve üzerine bir çizgi çizerek 5 oyu gördüm. Ardından bakın sadece 4 tane dik çizgi bırakmış. Yani 5 artı 4'ten Ayşe'nin ben buradan 9 oy aldığını görebiliyorum. Ama C'ye baktığımda Ayşe için sadece 4 tane çizgi çekmiş. Yani ben buradan Ayşe'nin 4 oy aldığını görüyorum. Dolayısıyla C seçeneği Ayşe için yanlış verilmiştir. En son olarak Furkan'ı da kontrol edelim. Furkan 4 oy almıştır. B seçeneğinde evet Furkan'ın 4 tane oy aldığı burada gayet doğru ifade edilmiş. O yüzden doğru cevabım herkes için B seçeneğidir. 7. soru. Tabloya göre hangi bilgiye ulaşamayız? 3C sınıfı en sevilen hayvanlar tablosu oluşturulmuş. Hayvanlar ve bu hayvanları seven öğrenci sayıları verilmiş. Balık seven öğrenci sayısı 4. Tavşan seven öğrenci sayısı 3. Kuş seven öğrenci sayısı 2. Köpek seven öğrenci sayısı 4. Ve kedi seven öğrenci sayısı 6 olarak verilmiş. Hangi bilgiye ulaşamayız diye sorduklarına göre bir inceleyelim cevapları. Eşit sayıda sevilen hayvanlar. Birbirinin aynısı olan 4-4 yani balık ve köpeğin eşit sayıda sevildiğini görebildiğim için A seçeneğindeki bilgiye ulaşabilirim. B seçeneğinde sınıftaki erkek öğrenci sayısı. Burada hayvanlar ve onları seven öğrenci sayıları verilmiş. Kız ya da erkek olarak cinsiyet ayrımı yapılmamış. Dolayısıyla B seçeneğindeki bilgiye ulaşamayız. C seçeneği iki ayaklı hayvan sayısı. Burada baktığımızda iki ayağa sahip olan kuşun iki kişi tarafından sevildiğini görebilirim. Dolayısıyla iki ayaklı hayvan seven öğrenci sayısına ulaşabilirim. O yüzden C de doğru. Ulaşamayız dediği için doğru cevabım B seçeneği olacak. Tabloya göre karada yaşayan hayvanların sayısı kaçtır? Karada yaşayan hayvanları seçeceğiz önce. Tavşan, kuş, köpek ve kedi. Bunları toplayalım. 3, 2 daha 5 yapacaktır. 5, 4 daha 9 yapacaktır. 9, 6 daha 15 yapacaktır. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği 15 olacaktır. 9. soru. Ocak ayında hava kaç gün kar yağışlıdır? Hava olayları ve gün sayıları verilmiş. Öncelikle Ocak ayının 31 günden oluştuğunu bilmeliyiz.
Çünkü burada karlı günler sayısı verilmemiş. Onu biz hesaplayacağız. Bütün gün sayılarını toplayalım. 11, 5 daha, 16 yapacaktır. 16, 6 daha, 20, 2 yapacaktır. O zaman toplam gün sayısı 31 olduğu için 31'den 22'yi çıkartalım. 11'den 2'yi çıkarıyorum. 9. Burası 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. Dolayısıyla kar yağışlı günlerin sayısı 9 olarak bulunmuştur. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Aralık ayında havanın güneşli olmadığı gün sayısı kaçtır? Bakın güneşli günleri istemiyorum. O zaman bunu tablodan çıkarmalıyım. Geriye kalan günleri toplarsam cevaba ulaşabilirim. Buradan 5 gün yağmurlu, 3 gün bulutlu ve 18 gün kar yağışlı. Bunları toplayalım. 3, 5 daha 8, 8 daha 16'nın 6'sı elde var 1. 1 de burada olduğu için 26. Demek ki güneşli olmadığı gün sayısı 26 olarak da bulunabilir. Ya da Aralık ayının toplamda 31 gün olduğunu bildiğim için güneşli günlerin sayısını 31'den çıkararak da ben yine 26 sayısına ulaşabilirim. 31 eksi 5 yine 26 cevabını bize verecektir. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.